Efendim selamlar, saygılar, mutlu akşamlar diliyoruz. Karadeniz Vizyon TV'den bu akşamki yayınımıza da seyircilerimizin karşısına bir 10 dakika gecikmeli geldik ama şükürler olsun ki geldik. Efendim mutlu akşamlar diliyoruz, keyifli hafta sonları diliyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere Türkiye'miz için, insanlarımız için, gençlerimiz için yani televizyonumuza gönül veren herkese muhteşem açıklamalarda bulunacağız. Yani ben değil ama konuğum sizlere çok güzel açıklamalarda bulunacak. Neden? Karadeniz'de yolculuk programında dediler ki kahvaltı salon sahibini davet etti. Kahvaltıyı çok seviyorum. Karadeniz'de de çok meşhurdur kahvaltı. O yüzden şöyle Van'ın kahvaltısı ile Karadeniz'in kahvaltısını böyle birleştirdiğimiz zaman acaba nasıl bir sofra çıkar diye düşünüyorum. Evet değerli konuğum, benim için çok önemli, saygın bir insan. Her zaman takip ettiğim ve her zaman örnek aldığım bir insan. Van Kahvaltı Salonları'nın sahibi Ahmet Aygün. Ahmet Bey hoş geldiniz, mutlu akşamlarınız olsun. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu selamlar, sevgiler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Saygı sevgi bizden olsun. Ahmet Aygün'ü tabii ki herkes tanıyor ama bir de Vizyon Karadeniz TV tanısın değerli izleyicilerimiz şu anda. Tabii ki yavaş yavaş toparlanıyorlar. Ahmet Aygün kimdir? Bizim için çok değerli biridir. Bir de sizin ağzınızdan Ahmet Aygün'ü Karadeniz Vizyon TV'de dinleyelim. Teşekkür ediyorum. Bizlere de bu imkanı verdi. Karadeniz TV'de bir doğulu, bir Vanlı olarak bize tanıtım amacıyla sizlere çok teşekkür ediyorum öncelikle. Özür diliyorum. Biz teşekkür Şimdi ediyoruz. Evet, Ahmet Aygün Bey'i evet. tanıyalım bakalım. Biz kahvaltı salonlarının sahibi değil biliyoruz ama kahvaltı ile kalmıyor artık. Bütün yemekler ve bütün işler sizde. Çok teşekkür ediyorum. Ben Vanlıyım. Yavaş diyeyim. 72 doğumluyum. 93'ten beri kahvaltı sektörüne devam etmekteyiz. Güzel kültürünü İstanbul'da tanım gurur alıyoruz, keyif alıyoruz. Tabii ki fiyatlar da yapıyoruz. Aynı ülkenin insanıyız. Ben için bilse bir Karadeniz'de odur. Öncelikle bunu söyleyeyim. Neyse Edirne'de odur benim için. Aslıyım. Bunu dile getirmek istiyorum. Aslen bana yurt dışında da çok problemlerim var. Mesela ben hiç Van'ı da çok kullanmıyorum. Ülkemizi de ulusal bayrağımızı uluslararası taşımaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Benim için dünyada en zevkli, en keyifli bir mücadeledir. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki ülkemizin bütünlüğünü ve bizden gençlerimize örnek olmalıyız. Allah bize önderliği vermiş, bu yeteneği vermiş. Tabii ki binlerce bizi takip eden gençlerimiz var. Biz de onlara örnek olmaya çalışıyoruz. Mücadele tabii ki önce Van kahvaltı salonları dediğin zaman güzel bir sofra ama bu sofra fakirlikten gelmelidir. Dersiniz ki ya bu zengin sofra nasıl fakirlikten gelmedi? Gerçekten fakirlikten gelmedi. Çünkü nedeni şu, insanlarımız gelsinde yaşadığımızda yapabilirim bunu bizzat yaşadıklarımız. Sabahken herkes evlerinden birer şey getiriyor. Biri yumurta getiriyor, biri bal getiriyor, biri kaymak getiriyor. Herkes bir şeyler bakıyor sofrada 20-30 çeşit oluyor. Bu tabii ki bizim yörenin insanları paylaşmayı çok seviyor. Dolayı da bizim atalarımız bu kahvaltı daha gelmedi. Tabii ki biz de metropole taşıdık. Van'ın kahvaltısını elimizde geldiği kadar buradan dünyaya tanıtmaya da her zaman üzerimize borç. Evet buyurun.
Selam Asiye Hanım. Sesimi duyuyor musunuz? Ahmet Bey. Evet, sesinizi şimdi aldım. Devam edin. Efendim. Siz devam edin. Ayşe Hanım herhalde telefonda internette sıkıntı oldu. Siz devam edin. Siz yayındasınız. Bize bu imkanı bir Karadeniz TV'nin de bize ver, ben size şükranlarımı sunuyorum. Gurur verici. Aslında biraz da uluslararası dünyasından konuşmak istiyorum. Özellikle Rusya. Asiye Hanım, geliyor mu sesi? Duyuyoruz, devam edin. Evet, şu anda tekrar ufak bir aksaklık oldu benim internette. Özür diliyorum seyircilerimizde. Estağfurullah. Tekrardan, şu anda bir sorun yok galiba. Buyurun, devam edin. Ben sorularınızı alayım, sorun ben cevaplayayım. Nerede kalmıştık? En son kahvaltıda kalmıştık ve kahvaltıyı anlatıyordunuz. Biraz önce duyamadım ama tekrar sormak istiyorum. Van Kahvaltı Salonu'nu İstanbul'a kadar taşıdınız. Birçok da şubeniz olduğunu takibinizdeyim. Ama nasip olup da bir türlü gelip o sofrada bulunamadım. Çok isterim ki, çünkü niye gelemedim? Siz artık İstanbul'da çok fazla yoksunuz. Moskova'da olduğunuzu devamlı takibinizdeyim. Orada gözüküyorsunuz. Peki bu Van kahvaltısını yurt dışına taşıyor musunuz Ahmet Bey? Yoksa başka bir işlerle mi meşgulsünüz Moskova'da? Şimdi Moskova'da iş adamlarımızı kendimize meşgul ettiğimiz, tabii ki ben Allah nasip ederse Moskova'da bir Van kurmak istiyorum. İhtiyaç da var. Çünkü Moskova, bizim insanlarımız orada çok. Türümüzü evet. Uluslararası açmak bize şart. Çok çok merak ettim. Moskova'da mesela Van kahvaltı salonunu gerçekten isteyenler muhakkak vardır. Böyle bir şey düşündünüz mü? Yoksa başka bir işle mi hani meşgulsünüz orada? Onu çok merak ediyordum. Bu soruyu aklımdan çıkmadan sorayım. Tamam. Şimdi diyorum, altyapıları da biraz oluşturdum. Allah nasip ederse düşünüyorum bir Türkiye'mizin Divan Kahvaltı Salonu, Divan Kahvaltı Salonu kültürünü yedirmeyi, aşmayı inşallah yapacağız yaza doğru. İnşallah diyoruz. Keşke Bursa'da da bir tane Van Kahvaltı Salonunuz olsa. Ama takip ediyorum Bursa'da da Vanlıları ve bu kahvaltıya çok çok önem veriyorsunuz. Peki bu kültür kahvaltı mesela Van'da çok mu önemli? Ya daha çok kahvaltı olarak hani Bursa'da da gördüm ben. Neden hep kahvaltı? Herkesin ortak şimdi, bir sofra kurduğundan ama bilir mi? Şimdi kahvaltı kültürümüzden gelmedi. Bizim atalarımız aslında fakirlikten geldi. Sabah tarlaya veya iş yerlerine aşmaya gittikleri zaman ben herkes evinden bir şey getiriyor. Çünkü bolluk peynir var, birinde zeytin var, birinde ekmek var. İşi bir yerde çalışıyor. Herkes evinden bir şey getirdiği zaman bir sofra gerçekten de muhteşem bir sofra çıkıyor. Bizim insan aşımından geliyor. Ve eskiden kahvaltıya da çok önem verirler. Biz bu mirupule taşıdık. İlk şöbeler işte İstanbul'da Eyüp Sultan'ı açtırıp ondan sonra böyle bizim hemşehri dostlarımız, arkadaşlarımız da İstanbul'un birçok semtlerde açmaya çalıştılar. Onları da tebrik ediyorum. Tabii ki bunu uluslararası da taşımak istiyoruz. Öncelikle şu anda Musya ile benim çok içli bir programlarım var.
Bir iki kere gidip geliyorum ama ben Allah nasip ederse ben Moskova'da bir yer açmayı düşünüyorum. Altyapılarını oluşturmaya başladım. Ya doğru Allah nasip ederse. İnşallah diyorum. Mesela son zamanlarda baktığımız zaman çok fazla siyasetin içinde sizi görmüyorum. Kendim de zaten o konularda asla değinmek de istemem. Ben sadece baktığım zaman takip ediyorum. Ekmeğinde, işinde, gücünde ve vatanına, milletine çok değer veren, bir bayrağı için can feda ve gidip başka ülkelerde bayrağımızı dalgalandıran çok değerli bir Vanlı abimizsin. Benim dikkatimi çeken şu oldu. Mesela az önce anlattınız ya, eskiden herkes evinden bir parça getirip bir sofra kurup o yüzden o kadar zengin bir sofra çıkıyor ki. Sanki baktığımız zaman artık o sofrayı tek kişi değil de yine eskiye dönüyoruz gibi geliyor bana. Herkes bir şey getirirse öyle bir sofra çıkacak. Çünkü hayat çok pahalı ve son zamanda bu ekonominin fırlamasına ne diyorsunuz? O kahvaltı salonu gerçekten gönül ister ki her ülkeye bir tane salon açabilirsiniz ama bir 5 kilo yağ 150 lira olursa o salon nasıl olur, o kahvaltı sofrası nasıl kurulur? Tabii ki biz dünya zor şartlardan geçiyor. Bizim ülke biraz daha zor şartlar, ekonomi olarak da sıkıntılarımız var ama her sıkıntılı olduğuna inanıyorum. Biz ülke olarak, millet olarak çok güçlüyüz. Birliğimiz, beraberliğimiz bütündür. Bu ülkenin coğrafyası da insanlar vatanına da, milletine de, bayrağına da en zor zamanlarda da sahip çıkmıştır. Yarın da sahip çıkacak. Evet. Ekonomiyle de bizi yırdıramazlar. Geldiği zaman gibi biz herkes evinde bir şeyler getirip gene soframızı paylaşacağız. Al gibi bir sofra çıkartıp paylaşacağız. Önemli olan buradan kar olmak biraz. Yani bu zamanlarda bize ne düşüyor? Mücadele düşüyor. Yani tabii ki eskiden silahtı, ordulardı, oydu, buydu. Şu anda dünyanın en büyük silahı ekonomidir. Bundan da bizim iş dünyasıyla alakalı birilerine, iş adamlarına, onlara, vakıflara, herkese görev düşüyor burada. Severler, sevmezler ayrı konu. Bizler bu vatanın bedel ödemiş neslin torunlarıyız. Biz her zaman ülkemizi dediği gibi biz tezekle yaparız ama biz ülkemizi ne 5 kuruşa satarız ne 1 dolara satarız. Asla da yapmayız. En zor zamanlarda da bu ülkenin insanın altından çıkmıştır. Yana çıkacağız. Bu da birliğe, beraberliğe, bütünlüğe daha çok dediğim gibi tezek yakarız. Belki soframızda çok şaşırtıcı olsun. Ama bu ülke çok zorlu süreçlerden geçiyor. Ben inanıyorum ki burada bu zor süreçte de Allah'ın izniyle ferahlık da var önümüzde. Başaracağız. Çünkü biz asil bir toplum milletiz. Onun için bu bunlar teyit geçer, ben inanıyorum. Diliyorum. Önemli olan burada herkes ülkesine sahip çıksın. Herkes vatanına, milletine, bayrağına sahip çıksın. Yerden bırakmamak lazım. Umutsuzluk olmamamız lazım. Görüyorsunuz, takip ediyorsanız biz evet, sürekli ediyorum. Mücadele ediyoruz. Evet, ediyorum. Sürekli mücadele ediyoruz. Olursa arası gidiyoruz. Korkmuyoruz. Yani eski dedelerimiz Van'dan İstanbul'a 30 günde gelirken 45 dakikadan Van'dan buraya geliyor. Çünkü dedelerimiz yürüyerek geliyordu Trabzon'a kadar. Trabzon'dan gemilere binerdi. Haydarpaşa'da 30 gün sürüyordu İstanbul'a varırlardı. Ben Moskova'ya 2 saat 45 dakika, 3 saatte Moskova'ya gidiyorum. Avrupa'ya 3 saate gidiyorum. Yani gün içinden gidip sabah işini görüp akşam dönebiliyorsun. İmkanları var. O yüzden iş adamları korkmasınlar. İş adamları, iş insanları yurt dışına açılsınlar. Yani ben asla yurt dışında yaşamayı tercih etmiyorum. Dünyanın en güzel ülkesindeyiz. Dünyanın en ferah ülkesindeyiz. Delikatlı bir ülkedeyiz. Ama uluslararası gidişimiz hep amacımız ülkemize, ekonomimize kadar da olsa, bir lira da olsa biz ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. Mücadele edeceğiz.
hepimize şu süreçte görüyor, iş düşüyor. Ben tabii ki gece gündüz dediğim gibi yani bir dolar olsun katkıda bulundu. Yaptı bize faydalı olmaya da çalışıyoruz. Dimdik ayaktayız. Allah'ın izniyle bunlar da geçecek. Ama sonra da bizim ülkemiz çok kavuşacak. Cennet gibi bir ülkedeyiz. Bunun değerini, kıymetini bir uluslar arasına gitmeyen, yurt dışına gitmeyenler atı tutarlar. Ya yurt dışına ben çok gidiyorum. Ya. Vallahi ben... çok güzel bir konu yani. Asya çok çok güzel bir konuya değindiniz. Hani yurt dışına gitmeyen bu etini bilmez. Yurt dışına herkesin gitsinler. Avrupa'da gitsinler. Ya Avrupa'da bir Avrupa'da gittim. 15 gün, 20 gün bir yağmur yağıyor. İnsanların suratı robotlaşmış gibi bir milleti vardır. Hayatları bir robot gibi. Ya bizim ülke gerçekten yemek kültürü olsun. Ya her konuda yani gerçekten dünyaya da eskiden nasıl der Anadolu'da işte dünya medeniyet vermişiz. Gerçekten de bugün de biz bütün dünyaya gerçekten medeniyeti bizim ülke, bizim Anadolu insanları verilmiş. Bizim sadece burada umutlu olalım, çalışalım, mücadele edelim, korkmayalım. Dünyanın her yerinde var olalım. Onun için mücadele edelim. Ben de şunu diyorum, her ne kadar da şu anda dolar yükselse de ben baktığım zaman bizim ülke kadar, bizim yurdumuz kadar verimli bir ülkede olduğunu düşünmüyorum. Çünkü baktığın zaman dışarıdan da gelip de Türkiye'ye birçok yatırım yapan büyük insanlar var. Her ne kadar hani şunu az önce değindiniz ya, yurt dışına gidip hani yerleşmek isteyenler var. Son zamanlarda ben de çevreme baktığım zaman bütün iş adamları ve çevremdeki insanlar artık her şey gidip yurt dışına yerleşmek istiyorum. Ben hiçbir anlam veremiyorum. Mesela ben Bursa'da yaşıyorum. Kendim Rizeliyim. Bursa'nın arasında çok bir fark olmamasa da aynı mesela sonuçta aynı dünya. Ama memleketime gittiğim zaman bile toprağını öpesim geliyor. Yani ben nasıl düşünebilirim kendi Türkiye'mi bırakıp da yurt dışına gidip yerleşmek? Ben insanlara hiçbir anlam veremiyorum. Aslında işte hani sizi konuk almamın bu kadar da yoğun iş temponunuzun arasında bizi kırmayıp da Vizyon TV'ye de gelip muhteşem açıklamalarda bulunduğunuz için de size gerçekten sonsuz teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Önemli açıklamalarda bulundunuz. Tabii ki iş olarak bütün iş adamları, abilerimiz, kardeşlerimiz gidip tabii ki iş yapabilir ama biri benim yurdumdan ben gidip yurt dışına yerleşeceğim dediği zaman ben anlam veremiyorum. Bu kadar güler yüzü ve bu kadar verimli toprakları, bu kadar güzel dünyamızı bırakıp nasıl başka bir ülkeye gidip yerleşilir? En güzel açıklamayı da siz burada bulundunuz. İş adamları da sizin sayenizde gerçekten hani öncülük yapıyorsunuz. Birçok iş adamı sizin yanınızda ve sizin peşinizde yaptığınız işlerin devamını getiriyorlar. Ne kadar güzel. Hiç sayısını burada söyleyemem. Birçok iş adamı var. Çünkü gördüm, takip ettim. Evet. Moskova'da tabii ki Türkler gidip iş yapıp hani Van kahvaltı salonu ve mesela Karadeniz kültürünü ya da bir Trakya kültürünü o şekilde gidip orada iş yapabilinir. Hani Karadeniz'de ne kadar verimli ve başka mesela İstanbul'un neyi var, Doğu'nun neyi var, Trakya'nın neyi var? Hani bakın baktığımız zaman sayabilemeyeceğimiz kadar verimli köylerimiz var. Bu köylere götürüp yurt dışında iş yeri açıp onlara verebiliriz ama yerleşme olduğu zaman Türkiye'den giden insanlara ben anlam veremiyorum Ahmet Bey. Siz de veremediğinizi ve benim kafamdan aldığınızı görmek çok mutlu etti beni. Valla Avrupa'yı bana verseler gidip yerleşmem ama evet, ülkeme ekonomide katkı bulunuyorsam onun mücadelesini yaparım. Ama bugün Avrupa'nın köyünde imkan da verseler, bana deseler Türkiye'ye gitme burada yerleş deseler asla da yerleşmem. Asla da ülkemi paylaştırmam. O ülkede kalmam. Ben yurt dışına gittim zaman, 10 günlüğüne gittim zaman ben Türkiye'nin uçak, Türk hava, Türk topraklarının üzerine geldiği zaman sanki dünyalar benim oluyor. Var yere değdiği zaman oh be diyorum cennet gibi yerime geldim, memleketime geldim. En azından özgürüm. Şimdi yabancı ülkede bizim Türkler bunu unutmasınlar. Yabancı ülkede hiçbir zaman özgür olmazlar. Bunlar hepsi oyundur, yalandır, dolandır.
Hiç ben gidiyorum, ben gidiyorum, ben mesela Rusya'ya gidiyorum. Rusya en yakın komşumuz Rusya'dır. Bizler hiçbir yerde kendi ülkemiz gibi özgür olma şansımız yoktur. Demin dediğim gibi biz ticaret amacıyla gideceğiz. Dünyanın her yerinden diyelim ki ben şu anda Rusya ile çok içli dışlıyım sağ olsunlar. Orada ben orada ay yıldızlı bayrağımı taşıyorum şerefle. Orada ben bunları dahil örnekler var benim sayfalarımda var. Türk bayrağını giydirerek meclis protokol yapıp ekranlara Türk bayrağını koyarak ben bunda dünyanın en zevk, en keyif aldığım bir görevdir. Bu görevi de layık olmaya tabii ki ülkemizi her yerde taşıyacağız. Bayrağımızı her yerde taşıyacağız. Dünyanın her noktasında var olacağız. Korkmuyorum. Bizim insanları korkmuyor aslında. Hiçbir gerçek milletiz. Dünyanın her yerinde var olmaya çalışacağız. Ölümü de katkıda bulunacağız. Ama yerleşim olarak dedi hatta gün Avrupa'nın ve dünyanın en güzel yeri olsa verseler ben gidip yerleşmem. Ben gelirim, gelirim dururum, yerleşirim, gelirim Rize'de otururum, giderim Van'da otururum, Kars'ta otururum. Ben gidip o adaları, dört el lakaplı adaları verseler yaşasam ne yapardım? Ben toprağımın taşını onların zümrütleri de değiştirmem. Çünkü dünyanın en güzel verimli topraklarındayız. En güzel dört tarafı denizde, dört mevsimi yaşayan bir ülkedeyiz. Söylüyor, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tabii ki bütün sıkıntı buradan geliyor. Bizler olarak, vatandaş olarak, ilk adamları olarak biz ülkemize her zaman sahip çıkacağız. Böyle sıkıntı anlarından ister iktidar olsun, biz önce bir vatan diye, vatan gerçekten kutsaldır, önce vatan diyeceğiz. Gene kavgamızı içten yaparız, muhalefette oluruz. Artı deriz, eksi derse eksi deriz. İktidar şeyinde yaparız ama bu noktalardan şu anda gerçekten savaş üzerimizde oynanıyor. Onun için insanlarımız ayağa kalkması lazım. Ya şunu insanları bugün dolarda 3-5 kazanacak da o dolar veya evinde saklı veya bankada dolara çevirip ben buna diyorum. Ya bu tür insan düşünen insanlar yurt dışında bir yaşasınlar. Bir gitsinler bir aylığını 20 gün dışı bir görsünler. Kendileri de ikinci, üçüncü, dört dördüncü sınıf Mehmetler. Dünyanın en ferah ülkesi de dahil olsa o ülkeye gittikleri zaman kendileri ezik görecekler. Bizden özgürüz. Biz burada ülkemizden mutluyuz. Ülkesi Allah bize nasip etmiş bu toprakları. Onun için bileceğiz, mücadelemizi vereceğiz. Çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Başka bir şey devam edip düze çıkmamız gerekiyor. Yani içimiz gerçekten de dolu. Evet. Yani bazen dediğim gibi yani içimiz yanıyor ama bir kavgamızı içeride yapacağız ama biz birlik ihtiyacımız vardır bu ülkenin. Ve elimize geldiği kadar yapacağız Sihan'ım. Bence inşallah bu akşamki açıklamalarınızda değerli iş adamlarına bu akşam örnek olmuştur tabii ki. Ülkemizi çalışma olduğu zaman gidip yurt dışında da temsil edebiliriz. Bayrağımızı her yerde sizin Tabii gibi ki. orada dalgalandırıp. Ben gerçekten sizi hani gururla tebrik ediyorum. Yani bu bir güç olmalı ve Ahmet Aygün yani bir Tatarist Cumhuriyeti milletvekillerinden tutun, başkanlarından tutun, iş adamlarından yani sizi sanki buradan kalkıp bir Van'a gittiğiniz gibi orada da aynı Van'daki insanların karşıladığı gibi orada karşılanıyorsunuz. Ya bu çok gururdur. Yani gerçekten ben sizinle gurur duyuyorum. Ne kadar güzel bir şey. Emin olun ki yani siz bir örneksiniz. Siz bir örneksiniz. Onlar da Çok teşekkür demek ki ediyorum. Türkiye'ye geldikleri zaman sizden aynı samimiyeti görmüşler ki sizler güzel temsil edip ve sizi orada o kadar güzel karşılayabiliyorlar. Bu ne kadar güzel. Bu Moskova'daki hani işinizi geçtim Ahmet Bey. Ama benim orada dikkatimi çeken Türk bayrağını orada dalgalandırdınız. Böyle bir şeye de müsaade edildi. Ve siz sanki böyle yani bir cumhurbaşkanı gibi orada karşılanıyorsunuz.
Ya bunun açıklaması nedir? Ben merak ediyorum bunu. Burada konuştum. Ya bir insan önce bir ülkesine duruşunu bozmasa başka ülkelerde sana gösteriyor. Yani duruşumuz, biz ilk gittiğimizde, ilk görüşmelerimizde, biraz tedirginle gittim. Ama çok iyi dostlarım var orada. Beni güzel yerlere taşıdılar. Beni bir tık, iki tık, üç tık yukarılara kadar taşıdılar. Ekonomi Bakanı olsun, Ticaret Bakanı olsun, eyaletin valileri olsun, eyaletin meclisleri olsun. Gittiğimde beni daha yukarı, daha yukarı taşıdılar. Ben 4-5 tane bakan karşımda, ben oturup Cumhurbaşkanı karşımda benim samimiyetini gördüler. Benim samimiler. Mesela Rusya bizim kapı komşu. Karadeniz'de baktığın zaman Rusya'nın ışıklarını görüyorsun. Çok ciddi bir iş imkanı var. Ben bugün o iş imkanının, o kapasitenin %10'unu içinde, biz onun %30'lara çıkartabiliriz. %50'lere. Ruslar Türklerle gerçekten içli dişli bir millet olmuş. Bugün toplantılarda şunu dile getirdiler. Ya Ruslar 11 ay çalışıp bir ay diyor ki biz Türkiye'de tatil yapalım. Türk kültürünü, Türkiye'yi seviyor. Diyorum ya, dünyanın en güzel ülkesi, Allah bize nasip et. Ondan sonra bir gün bu İstanbul Başkonsolosu, Rus Başkonsolosu Ahmet Bey dediler ki biz sizinle görüşmek istiyoruz, işte bir yemek gel falan. Ben de tamam gelin dedim. Ertesi günü davet ettim. 2 saatlik dedi, bize zaman ayırtın. Adam 5,5 saat oturdu. Orada bana bir şey söyledi başkonsolos. Ya dedi, bir hamamda dedi bir Türk'ü yıkarsan bir tane Rus çıkar içinden. Bir Rus'u yıkarsan çıkar içinden. Şimdi Ruslarla Türkler hem aile bağları çok genişlenmiş, hem ticaret konusunda kapı komşuyuz. Dediğim gibi Karadeniz'de baktığın zaman Rusya'nın ışıkları görünüyor. Ben bunu bakan durduğumuz zaman bir uçak, bizim buradaki iş adamlarımız bir sıkıntı yaşamıştı. Ben bunu dile bakanlar sürekli bakanlar diyor. Ya diyor Ahmet Bey diyor, biz diyor Türkler daha istiyoruz. Dedim ki şimdi şöyle bir geçmişte dedim bu uçak sizden dediğimize zarar verdiniz, deport ettiniz dedim. İş adamlarımız Rusya'ya böyle bir algı oluşmuş. Bir güvensizlik var. Sadece bizim Türk tarafına bize bırakmayın. O zaman siyasetiniz, baştaki liderleriniz bir yapmak için bir adımlar atın. Yani adamlar kalktı tebrik etti. Çünkü ben bir siyasi kimlikle gitmedim için. Ben ticaret adam gittim için çok rahat konuşuyorum. Siyasi bu konuları bu şekilde rahat dile getiremem. Ama ben diyorum ki Türkleri buraya istiyorsanız sizler adım atın. Şans sağlayın. Adım atın. Çünkü bir algı oluşmuş. Buradaki iş adamlarımız, ben günde 81 işte, Türkiye'de 81 ilinden insanlarla toplantılar yapıyorum. Rusya'ya oluşturuyoruz. Çünkü kapı komşumuzda bir sürü ciddi olarak bir iş kapasitesi var. Bizde ciddi olarak bu işi yapacak insanlarımız var. Bu güvensizliği bir sayın bakanım dedim. Ben zaten ondan sonraki masadaki samimiyeti gördükten sonra görüşmek istedi. Başkonsolos bizimle görüşmek istedi. Ondan sonra tekrar bu şehrin hükümeti beni aradı. Stop. Onların benim de şöyle bir şartım oldu. Ben dedim başkanım, orada dedim onore edecekseniz, benim Türk bayrağıma, yıldızı bayrağımı alacaksanız, beni onore edecekseniz ben o toplantılara katılırım dedi. Ahmet Bey ne demek dediler ve gerçekten de bizi onore ettiler. Salonun giriş içeride 5 tane direk vardı. İkisine Türk bayrağı, o toplantı yapacağımız salonun dışarıdaki bayrağı Rus bayrağı giydirmişler. İçeride gene aynı o şekilde süslemişler. İşte bu dedim. Sesimizi duyurabilirsek, doğru olabilirsek, samimiyetimizi gösterebilirsek,
samimiyet gör. Demek ki başarmayacağımız hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Önemli olan sizin gibi gerçekten güler yüzlü, babacan, abi gibi bir tavırlar ve iş adamlarına örnek olacak bir insansınız. Tabii ki Türkiye'deki bütün iş adamları da sizinle birlikte Moskova'da çok güzel bir işlere imza atacaklarını ben ümit ediyorum. Hatta bir videonuzda da dikkatimi çekti. Rusya galiba orası da. Hani fabrikalar kurulup ve burada iş yapılabilir diye bir arazi ayrılmış. Ben yanlış okumadıysam, görmediysem öyle bir videonuz var. O videonun önünde de Türk bayrağını dalgalandırıyorsunuz. Orada öyle bir açıklamalarda bulunuyorsunuz. Evet. Demek ki bütün iş adamları sizinle irtibata getirip ve Moskova'da Türkiye adına çok büyük yatırımlar yapabilir, ekonominin yükünü biraz daha azaltabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle gece gündüz mücadeleye hazırım. Geçen işte en son Moskova Rusya'dan önce bizim sanatkar esnaflar derneği bir başka ziyaretime geldiler. 200.000 küsür üyesi olan senin yanındayız, senin arkandayız. Bana bir güç kuvvet. Çünkü 300 bin insana yakın bir iş insanımız üretici. Benim yanımda olduklarını ifade et. Tabii ki onlarda daha çok göç aldık. Rusya'da bizim Türk firmaları üretici olsun, malını satmak istiyor. Sizin kanalınıza ulaşsın. Bize ulaşsın. Onlara her zaman kul kanatlı olmaya hazırız. Çok ciddi altyapılar oluştu. Yaklaşık 4 yıldır ben orada bir oluşturdum. Ben oradaki genel, oradaki milletvekilinden tut, oradaki bakanlarla görüşmelerim resmi olarak, protokol olarak bana hazırlayıp görüşmelerimiz var. İnanın Rusya'da en çok Türkleri seviyorlar. Diyorlar ki Türkler, biz buradaki bütün imkanları seferber ederek çalışmak istiyoruz. Kapı komşumuzdur. Bekliyorlar. Bir sürü ticaret var. Dedim hem yapabiliriz, hem buradaki üreticimizi oraya götür, buradaki üretimi oraya değerlendirebiliriz. Eğer Rusya'nın ihtiyacını %10'u Türkiye karşılıyorsa biz bunu %10'a şansımız çok yüksektir. Bütün iş adamlarına sesleniyorum buradan. Sizinle teşekkür ediyorum. Yani el hazırız. Dediğim gibi yani bütün bürokrat diyoruz. Hatta Stupin şehrin valisi Stupin şehri 70-80 kilometre dışında oranın valisi Atanalı şöyle bir söz de verdiler bize. Burada dedi bizim size bir cami yeri verelim. Size buradan bir kültür evi yapın. Bunun sözünü serbest bölgedir orası. Bölge olduğu için gümrük parası yok, vergi yok, sigorta imkanları seferber ediliyor. Bu var. Yani Rusya'ya işleyen insanlarımız arkadaşlarımıza ulaşırsa biz de onlara yardımcı olmaya her zaman hazırız. Şunu anladı ki gerçekten Rusya'daki Rusya ne kadar Türkleri sevdiği ve bize Türk insanı olarak ne kadar değer verdiklerini görüyoruz. Bu da bizi çok çok mutlu ediyor. Kesinti yok galiba yayınımızda, mesela, sorun yok. Orada Türkleri tabii ki çok severler çünkü bizim insanlarımız işi düzgün yapıyorlar. Ben Rusya'nın %85'i inşaat sektörü bizim Türk göğsümüzü kabararak bugün Rusya'nın hangi bölgesinde, hangi şehirde senin Türk firmasının Rusya'nı götürdüğün zaman ha Türk firmasıdır. Buna ben iş verebiliyor. Onu tabii ki bunu da burada sektöründe göğsümüzü dedim gibi göğsler işlerini düzgün yapmışlar. Bundan dolayı bizlerle çalışmak istiyorlar. Yolmak istiyorlar. Biz hazırız bu iş. Beraber mücadele etmeye hazırız.
zaten demin de bahsettiğiniz gibi ben birçok arkadaş götürdüm, iş bağlantılarını kurdum. Şu anda çalışan arkadaşlarımız, dostlarımız, evet Asiye Hanım. Birçok insana yardımcı oldunuz. Hani burada beni kırmayıp da bu kanala geldiniz. Bizlere muhteşem açıklamalarda bulundunuz. Ben de buradaki amacım, hani Bursa'da çok büyük bir ticaret yaptığı için Bursa'dan da çok değerli iş adamları sizin sayenizde ve Rusya'da çok büyük yatırımla yapabileceklerini düşündüğüm için düşündüğüm gibi de oldu. Gereken cevapları da sizden aldım. İyi ki varsınız. İnşallah daha güzel yatırımlar Rusya'da olacak da şunu da merak ettim, hani Türk insanı seviliyor gerçekten de, hani bizim belki savaşımız içimizde, bizim kavgamız kendi içimizde, ama şunu da söyleyelim, belki şu anda ekonomi bir kriz yaşıyoruz ama bir yerde bir şey olsa, Allah korusun, bir afet bir şey olmuş olsa, hiç kimse seçilmeden herkes ona da gidip yardım edip koşabiliyor. Yani baktığın zaman şu an Türkiye'de çok zor bir süreç yaşıyoruz. Dilerim ki bu süreç en kısa zamanda aşarız, biter. Peki oradaki siyaset olsun, ticaret olsun, Türkiye'mize şu anda gelip iş yapmak isterler mi? Şu anda Türkiye hangi gözle görünüyor? Ben onu merak ettim, size de sormak isterim. Ya diyorum ya, Rus'ta Türkiye kendi memleketi, Rusya gerçekten benim Rusya'nın birçok şehrinde benim resmi toplantı, bu toplantılarda çok ciddi bakanlar, oranın yetkilileri, yani en Cumhurbaşkanı yardımcısı dahil. Evet. Cumhurbaşkanı yardımcısı da bakanlarıyla da görüşmemizden hem, ya burada iş yapılacak çok iş. Biz bu işleri Türklerle yapmak istiyoruz. Bunun üzerinden şunu dedim onlara. Bir algı var. Sadece Türk tarafında bize beklemeyin. Bu algıyı kırmak için sizin baştakilerinizde, merkezinizde adım atmalarıyla bu algıyı beraber kırın. Çünkü gerçekten bizim Rusya'ya ihtiyacımız var. Gerçekten Türkiye'ye ihtiyacımız var. Evet. Biraz bu akşamki bu kadar güzel açıklamalardan sonra yerin ne kadar kıymetli, ne kadar özel, ne kadar zengin, insanlık olsun, iş olsun, gıda olsun, ne kadar zengin bir ülke olduğumuzu bir kez daha anlatmaya çalıştık burada. Yani Rusya tatil için Türkiye'yi seçiyorsa, bu Türkiye'nin insanı artık şöyle bir daha bu vatanım için, milletim için, Türkiye'm için neler yapabileceğini bir kere daha düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kuruşluk şey 10 kuruşa artık kendi insanımıza satmaktan vazgeçelim. Artık dışarıya gidip esnafın nabzını ölçmekten yoruldum. Hani radyocu olduğumuz için, böyle bir gazeteci de bir yönümüz olduğu için fırına giriyorum. Bu ekmek korutmuyor. Ne olacağız, ne gideceğiz? İşte çoluğumuza çocuğumuza bir kilo patates alıyorsak yağ alamıyoruz. Ben üzülüyorum. Ben Türkiye adına üzülüyorum. Bunu da buradan bildirmek istiyorum. Siyaset asla benim ilgi alanım değil. Siyasette yapmak istemem. Ama komşu açken ben tok yatamam. Yağ bizim Türkiye'mizde yetişiyor. Patates bizim Türkiye'mizde. Un bizim Türkiye'mizde. Her şey bizim Türkiye'mizde yetişiyor. Şu anda ne oldu? 5'i 1000 liraya satıyoruz Ahmet Bey. Ben siyasla değil, sadece bir büyüğüm olarak, bir ticaret insanı olarak, bir sofra kuran bir insan olarak siz buna nasıl bakıyorsunuz? Bizi neler bekliyor? Ben bunu sormak istiyorum. Bir büyüğüm olarak size. Teşekkür ediyorum. Bizim aramızda tabii ki fırsatçılar var. Bütün sıkıntıda her şeyimiz var. Yani bugün dolar %30 geldiyse o ürüne markette bakıyorsun %100 koymuşlar. %100. Yani bu aslında bize, İslam toplumuna bize yakışmayacak bir durumdur. Bu tür durumlarda insanlar gerekirse bu ürünü aldığı gibi verilip veya için nasıl çıkaracaksa o halka yetiştirip bu zor zamanlarda birbirine sırt vermesi gereken yerde bizim için tabii ki bu fırsatçılar var. Bu da sistem kaynaklanıyor. Baştakilerimizden kaynaklanıyor maalesef. Yoksa biz millet değiliz. Biz gerçekten bir asili bir milletiz. Bazı şey değerlerimizi kaybettik. Bunu yapanlar da Allah hidayet versin bir an evvel. Ben dediğim gibi patatesde, soğanda, mercimeğinden tut,
Her şey bizim ülkemizde yetişiyor, yetiştiriliyor. Yani sadece burada bir fırsatçılık var, doyumsuzluk var. Bu da bizim Türk halkına, Müslüman toplumuna yakışmayacak hareketlerdir. Keşke bunlar olmasaydı. Komşun açken yani şöyle bir her zaman büyüklerimizden şunu gördük. Komşun açken sen tok yatamazken şu anda yani komşum aç mı kalmış, susuz mu kalmış hiçbir şey kimsenin umrunda değil. Hani zaten bir pahalılık var. Ben de yani bir alt tarafı bir sakız yani onu zam yapsan ne olur yapmasan ne olur. O bile fırsatçılığa çevrilmiş. Yani artık kimi kim kötü seçemiyoruz. Biri de demiyor ki ya ben yapmayayım ben satmayayım. Belki iki kişi zam yapmasa diğerleri de yapmayacak. Yani nereye gidiyoruz? Ben yani Müslüman bir ülkedeyiz ama arkadaş anlamış değilim. Yani elini bir vicdanına koy. Yani benim memleketimde ne yetişmiyor? Tamam dolarda dolar her şey. Dişe bağımlı yaşamayalım. Gerek de yok. Biz eskiden araba yoktu, hiçbir şey yoktu. Elimizde kazıp ve misir ekiyorduk. Ekmeğimizi kendimiz kazanıyorduk. Gerekirse yine kendimiz yapalım, yine kazanalım. Ama bir dur diyelim ya. Bir dur dememiz gerekiyor bu ama bağlılığa. Ben bu, hani bunu şunu demek... Mesela bugün Ahmet Bey bugün pazara gittim. Pazardaki mesela 5 kilo patatesi 20 liraya alıyorduk. Bugün 3 kilo patatesi 20 liraya. Diyor ki haftaya mesela 2 kilo patatesi 30 liraya alacağız. Dedim hayırlı olsun o zaman. Niye? Ne derdimiz ne bizim ya? Ya maalesef yani ekonomist değilim ama mantıkla baktığımız zaman bugün bizdeki insanlarımız bugün hani bu dolar 106 dolar yapılmış evinde bankasında parası demiş. Ya bugün buradaki insanlarımız bu dolar herkes çıkarsa bozdursa ne olur? Direkt mi otomatikmen düşer? Ben mantıklı düşünüyorum. Yani, tamam. Şey değiliz ama mantıklı böyle kurtulur. Yastık altına koyan kişiler çıkarsın dolarını altınını Türkiye kurtulur. Ya diyorum ya. Ya sevmemek çok önemli değil. İster seversin ister sevmez. Bu tür noktalara gelmemiz olmamız lazım. Ülke için, vatan için ya Orta Doğu ya Allah rızası için ya bir Orta Doğu'da sadece bir kaldı. Bir de Müslümanların gerçekten bir umudu, Orta Doğu'nun umudu bir kaldı. Hiçbir yere bir şey kalmadı. Yani toprakları kalmadı, bayrakları kalmadı, şeref kalmadı. Ya bir düşünsene. Şu ülkelerine bir baktığımızda ya Suriyeli buraya gelip yaşamak ister. Yerlerine gözle bakıyor. Gerçi biz gene merhametli insanız, Müslüman insanız. Biz çoğumuz gene onlara birinci sınıf gözüyle bakıyor. Ama çoğu bakıyor bu insanlara. Yukarıdan tepeden bakıyor. Suriyeli. O da vatandan olmak istemiyor. Bak bu bizler bugün hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmiyorsak komşuları örnek alıp bak komşu ülkelerine örnek atmamız lazım. Yani lanet olsun bu dolara ya. Herkes dolarını çıkartsın. Dolarını memleketine beraber ülkesine de sahip çıksın. Güç de var. Ya zaten hiçbir konuda ülkeyi zayıflatamadılar. Kırdırdılar. O oldu, bu oldu. Sen busun, sen busun, sen şusun. Yıllarca kanımızı emdiler. Milletin kanını emdiler. Ama ben Necmettin Hoca'nın 20 sene önce bir geçen gün bir videosu düştü. Ya ekonomiyle vuracaklar. Bak 20 sene önceki Allah içinde yatsın. Hocanın dediği bugün ekonomi şekilde bizi yırmadılar. Çünkü bizler artık yani insanlar artık etle değil. De kemik oluşmuş bir millet olmuşuz. Haddinde değil. Bu ülkeyi bölmeye, paylaşmaya, küçültmeye kimsenin haddinden değil. Dediğim gibi eskiden derler etle tırnak kesilir ama biz bugün bu ülkede bu ülkenin bütünleşmiş et de kemik olmuş. Bu ülke zarar veremediler. O kadar üstüne tabii ki zararlar verildi ama hep iyiye ama en son ekonomide dedi vurulacak. 22 konuşması ekonomide vurulacak. Bu ekonomide
kendimizi örnek alarak bu ekonomide bize çıkmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? İnsan dışarıya malını götürmek için satacak, dışarıda iş kuracak, dışarıya para getirecek. Bundan yastık altında veya paranı çevirse, paranı sürsün, parayı sürdükten sonra dolara kim ne yapar olsun 40 lira 50 lira. Ama bizim insan fırsatçı bir toplum bir kesim var. Bu da çok değil aslında. Yani sistem getirmiş 20 kişiye 20 kişi belki 80 milyon 85 milyonun kanını emmeye çalışıyor. İşte buna bir el atmaları lazım. Yani devlet olsun. Çünkü gariban bunu yapmıyor. Halk bunu yapmıyor. Bunu yapan bütün sektörler çünkü 10 kişi veya 20-30 kişinin elinde. Yani bu sistem 20 kişi 30 kişinin elinde bu sistem dönüyor. Bunun için bu lazım. Biz halk olarak halkla hiç bu ülkede hiçbir zaman olmamıştır, olmuyor. İnşallah bu akşam yapılan açıklamalardan sonra insanların biraz daha duyarlı oluruz ve dünyamızın ne kadar kıymetli, ne kadar özel bir ülkeye sahip olduğumuzu anlarız. Mesela Suriyeliler geldi, onlara da tabii ki hor bakan oldu. Yine Suriyeliler kalktılar, Türkiye'ye geldiler, biz onlara da sahip çıktık, aç kalmadık en azından. Ama dilerim ki böyle bir şey yaşamayız. Türkiye böyle bir şey yaşamış olsa bizim gidecek hiçbir ülkemiz yok. Halen soğanı, patatesi, yağı satıp da kar etmeye baksınlar. Kesinlikle. Buradaki mesajım da herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Kesinlikle bizim gidecek hiçbir ülkemiz yok da zaten. Biz geçmişte de gene bu toprakları bırakmadık. Kafamıza bombalar yağdı, bu yağdı. Biz bu toprakları bırakmadık. Biz ülkede yaşayan halklar ertesi gün ölüme dahil %80'i bu ülkeyi terk etmez. %80'i bu ülkeyi terk etmez. Bir gün ölüme gidecek bu vatan için. Ama böyle bir ülke hiçbir yerde yok. Böyle derin bir ülke bir yerde yok. Bak gene ne diyorum? Ben yurt dışındalar verseler dese Türkiye sana girişi yok. Bu ada senin burada yaşa. Dileden her şeyin var. Kalırsan bak kalırsam namerdim. Ama da giderim gelirim faydalı olurum. Köprü ülke arasında köprü oluşturup iki hem o ülkenin hem burada bu bizim ülkenin kendi ülkemin çıkarlarını düşünürüm olmaya çalışırım. Ama orada yaşamayı asla Avrupa'nın en güzel yeri olsun asla yaşamayı düşünmüyorum. Yaşamam da. Aç kalırım ülkemde açlığını tercih eder. Başka ülkede tokluğunu tercih etmem. Ahmet Aygün olarak bir bu benim vatanım ya. Bizlerin bize emanet ettiği bir vatanımız ya. Ve dünyanın en güzel memleketi toprakları bize bahsediyor. Dediğim gibi bunun değerini bilmeyenler yurt dışına gitmiyor. Yurt dışına gitsinler. Bir ay olsun. 20 gün ya gitsinler. Hiçbir şey yapmasa 10 gün gitsinler. Görsünler. Ondan sonra ülkesine döndük. O zaman bilecekler. Yurt dışına gidenler sadece çalışmak için gidiyor. Yine emekli olduğu zaman herkes vatanına gelmeye dört gözle ve zaman doldurmaya çalışıyorlar. Ben yurt dışına mesela Türkiye'den gidip sadece çalışmak için giden insanları biliyorum. Yani sonsuza dek orada yaşayan hiç kimseyi görmedik bugüne kadar. Bak ben mesela Rusya'nın bir şehrinde beni ilk mecliste aldıkları zaman milletvekiliyle birlikte arabadan indi. Milletvekiller oranın bizi içeri aldılar. Ben bir içeri bir girdim. A protokol hazırlanmış. Ekrem Türk Bayış. Benim sosyal medyada da var. Bilirsiniz. Evet. Masama Türk bayrağını koymuş. Ben işte bir duygulandım. Var. Milletvekilleri var. Valiler var. Başkanı var. O bölgenin o şehre siyasi olarak en tepedeki insanlar var. Ben o bayrağı, ay yıldızı bayrağı o ekranda gördüm. Böyle tüylerim diken diken oldu.
Ya ben bir Vanlı olarak tanıyorum, sahiplenmişim. Yani duruşumuzu hiç bozmadığımız için belki görüyor. Her gittiğimizde makamlara bizi taşıyorlar orada. Ya düşünebiliyor musun? Yani şu anda hissetme, o duygular şu anda hissettim. Konuşma şeyim gidiyor. Biz ülke sevdalısı, toprağın memleket, yani bir karış ne değil, hiçbiriyle değiştiremeyiz. Vatanımızın, memleketimizin, ülkemizin kıymetini bilelim. Yaşamayı bilelim. Artı insanla bir empati kursun. Bak doğusuyla batısıyla bir empati kursun. Aynı zaman inan dünyanın en ferah ülkesi de olacak. Açgözlülük yapmasınlar. Ben açgözlülüğü yapan bu sistemden bir 30 aileyi belki inşallah dem büyüktür. Bunlar da zamanı yeri geldi mi? Halk olarak bugün ben inanıyorum, ben bir doğulu olarak bugün Karadeniz'e geldiğimde hangi kapıyı çalsam beni yatırır. Doğu için de öyle, hiç tanımadığın bir insanın kapısına gittiğin zaman, çaldığın zaman seni baş tacı yapar. Zaten bizim doğuda da bizim buzdolabında her zaman misafirin yiyeceği stokta bekler. Ya diyor anide bir misafir gelir. Düşün biz zihniyetimiz bu yani. Bu ülke biz asil bir milletiz. Bu zorluk zamanlarda aşacağız ama bunu da birlik olmamız lazım. Yani bence şu anda doları parasını dolara yaca vatanını sevmiyor, dolar seviyor. Bence yazık edersiniz. Yani hiç sevmiyorsanız Suriye'yi düşünün. Orta Doğu'yu elinizi vicdanınıza koyun. İster iktidarı sevin sevmeyin çok önemli değil ama ülkenize sahip çıkın. Bu zor zamanlarda hep beraber olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemize ihtiyacı var. Bugün 3 kuruşla kazanacağım. Belki 3 kuruş daha fazla kazanırsın ama yine bulamazsın. Hiç çoluk çocuğu bulabilirsin. O zaman hiçbir kıymeti yok. Allah muhafaza. Hatta sahip çıkacağız hep beraber. Doğuyla, güneyiyle, 7 bölgeyle. Çünkü demin dediğin zaman tamam ben belki Van'ın Yavaş İşkirt köyünde doğdum. Ben Türkiye'liyim. Bu ülkede doğup yaşadığım için ben Kürtlüğümden de gurur duyuyorum. Şeref duyuyorum. Atalarımla asil bir milletiz. Geçmişimiz de çok güzeldir. Baktığımız zaman ya şu ya Fatih Mehmet Sultan kazanırken hocası kimdir? İstanbul'u fethederken kimler geliyor? Binlerce askeriyle geliyor beraber sırt sırta. Çanakkale gibi İstanbul, Malazgirt saldırısı. Ya dedim ki yani bizi hiçbir şekilde bölme şanslı o kadar üzerinde oyunlar oynandı ama biz gene birliğimiz, beraberliğimiz, bütünlüğümüz gene biz doları yastık altında saklamayacağız. 3 kuruş fazla kalacak diye de yapmıyorum. Çünkü ben içerideki o bakışları biliyorum. Yurt dışı bize bakışlarını çok iyi biliyorum. Onun kez ülkene sahip çıksın. Kimse de saçlık yapan da gene ben inanıyorum ki bu ülkenin insanları değil 20-30 sene ailedir. Buna da inşallah insanlarımıza bir rahat bir nefes alır. Tabii ki zaman geçiriyor.
sıkıntılı bir süreç geçiyoruz. Bile birkaç ama duruşumuzu bozmuyoruz, elimizi eksik vermiyoruz. Üstüne üstüne gidiyoruz. Evet Asiye Hanım, öyle işte. Bu şekilde de gitmeye, bu şekilde de savaşmaya devam edeceğiz. İnşallah en kısa sürede nefes alırız da yine eskisi gibi hayatımızda mutlu devam ederiz. Zaten ülke olarak bütün dünyanın savaştığı bir COVID-19 illetiyle uğraşıyoruz. Sanki o da yetmiyormuş gibi anladık ki yani burada bir ders aldık aslında anlayabildiysek. Bütün dünyanın parasının hiçbir öneminin olmadığını ve nice nice insanları kaybettik arkadaş. Yani bugün bekletiyor ki parasını, yarın ne kadar dolar çıkarsa bir o kadar daha para. Ya yarına çıkacağımızın senedi yok arkadaş. Bugüne bakayım ya. Bugün ne yaparsam, yani insanlık için ne yaparsam yarın öne götüreceğim. Yani zaten savaştığımız bir illet hastalığı var. Halen para 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 para. Aslında da yetmiş gibi. Şu anda yani canımızı kurtarmamız gerekirken ülke açan insanlar en kısa sürede ki bunlar ayıklanır. Aklı gelir de eskisi gibi çok siyada zaten gözümüz yok. Hayat çok kısa. Dilerim ki Türkiye'miz en kısa sürede aydınlığa kazanır. Ha, yurt dışına tabii ki gidelim. Yurt dışında çalışalım. Ülkemizi temsil edelim. Türkiye'de ne kadar kaliteli ürünleri gidip diş ülkede de insanlara gösterelim. Türkiye büyütelim. Türkiye'ye batırmaya çalışmayalım. Sizi gördüm. Siz mesela gerek mi var? Van kahvaltısıyla zaten sizi dünya biliyor. Mesela kalkıyorsunuz gidip orada bir iş yapmaya çalışıyorsunuz. Bayrağımızı dalgalandırıyorsunuz. Siz 50 tane dükkan da açsanız orada ama o bayrağın altındaki yüzünüzün gülümsemesinden ben de etkilendim. Gerçekten Allah razı olsun evet. Diyorum sizin için. Evet. Önemli olan ben vatan değil mi? Ben onu sizde gördüm. Çok teşekkür ediyorum. Bak yakında inşallah Bursa şimdi Musul'daki bradılar, ben orada da görüşme yaptım. Mobilya sektörün 4-5 tane mobilya sektörünü Rusya'da istiyorlar. Bunu da aradım. Bana dediler ki bunun en iyisi Bursa. Allah nasip ederse en kısa zamanda o Rusya'daki iş arkadaşına getirip orada 6 tane desmir. İnşallah. Rusya'na güzellikte. Orada Bursa'da üretilen mobilya ismi komple. Hem inşaat mobilyası hem yatak odası tarzı bütün mobilya ayrı ayrı distribütörlük isteyen Moskova'da dostlarım var. Ben Bursa'ya getirip mobilyacılarla tanıştırıp Moskova'da satışlar yapılacak Allah'ın izniyle. İnşallah diyoruz. Bak işte bize böyle mutlu haberlerle gelin. İşte bizim bunlara ihtiyacımız var. Türkiye evet. Olarak, ülke olarak. İyi ki varsınız diyorum Ahmet Bey. Çok değerli zamanınızı aldık. Hatta bir saatten de açtık biraz zamanı. Ben gerçekten kendi adıma ve Vizyon Türk ailesi adına size çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki burada 2-3 saat konuşuruz. Ben zaten konuşmayı seviyorum ama karşımdaki vatanı için, ülkesi için, dünyası için önemli bir kişi olduğu zaman böyle zaman aktı geçti ve son sözlerinizi almak isterim Ahmet Bey. Vizyon TV'ne, ekibine, sizlere selamlar, sevgiler diliyorum. Bize de bu imkanı verdiniz. Allah razı olsun. Karadeniz'in TV'de de konuşmak benim için daha çok keyif. Dediğim gibi onun içinde çok anlamlı cümleler, şifreler var. Birbirimize empati kurup. Biz teşekkür akar düz ile ben yürürüm iz ile derde akar düz ile ben yürürüm iz ile elde yürüm sevdaluk dipuşilik iz ile